hepinize sevgi ve sevinç dolu ve bol çiçekli bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Eğer bugün ilk kez Sat 7 Türk ekranlarını tam olarak bu saatte açan arkadaşlarım varsa ve kim acaba bu abla diye düşünüyorlarsa, ben Nora ablanız arkadaşlar. Hafta içi her gün saat tam 4'te Sat 7 Türk Çocuk programında burada sizlerle buluşuyor oluyoruz ve çok şey paylaşıyoruz, ama benim bu paylaştıklarımızın arasında en sevdiğim tabii ki de Tanrı'nın Sözü bölümü. Ama arkadaşlar, Tanrı'nın Sözü bölümüne gelmemiz için daha önümüzde uzun bir program var. Çok uzun değil, çok kısa değil. Bence ortalama olarak uzun bir program var. O yüzden bence Tanrı'nın Sözü'nü merak ediyorsanız mutlaka ve mutlaka bugün programımızı izleyin diyorum. Programımı neyle açtım arkadaşlar? Çiçeklerden bahsederek sizlere çiçekli bir merhaba diyerek açtım. Çünkü bugün sizlere vereceğim görev bununla ilgili. Öncelikle size sormak istiyorum. Çiçekleri sever misiniz? En çok sevdiğiniz çiçek hangisi? Mesela papatya mı? Lale mi? Ya da acaba orkide mi? Bir sürü çiçekler var. Tanrı bize böyle sayamayacağımız kadar fazla çiçek vermiş. Hediye olarak ki onları görelim. Onlara baktığımız zaman içimiz açılsın. Rengarenk olsun içimiz dışımız diye. Ve tabii ki de arkadaşlar sizlere buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Bazen biz hediye olarak bazen böyle o çiçekleri kopartıp sevdiğimiz insanlara hediye ediyoruz. Ama aslında bu doğru değil. Çünkü aslında onların yaşamını sonlandırmış oluyoruz o çiçekleri oradan kopartarak. Bu yüzden bunu yapmak yerine, eğer yere düşmüş, zaten kopmuş bir çiçek varsa belki onları sevdiğimiz kişilere hediye edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi birazdan size görevinizi vereceğim, ama görevden önce hadi gidelim bakalım Ege'nin yanına. Bugün Ege bize acaba neler öğretecek? Hiçbir papağan yuva yapamaz. Ama insanlar papağanları kafeslere koyarak onlara yuva oluşturduklarını sanarlar. Çok zalimce değil mi? Bence her hayvanı özgür bırakmak gerekir. Yani papağan havada güzel değil mi? Erkeklerin kalbi dakikada 70, kadınlarınki 78 kez atar. Ama bir erkek güzel bir kadın gördü mü kalbi 3,5 atmaya başlar. Bir kuş pisliği dediğimiz şey aslında idrarıdır. İdrarda suda çözülmeyen maddeler olduğu için sıvı bir şekilde çıkmaz. Omzunuza kuş pislediğinde piyangocuya gitmek yerine hemen temizlemeye başlayın bence. En uzun uzayan tırnak orta parmak tırnağıdır. Fıstık dinamit yapımında kullanılır. Aman çocuklar, fıstık ezmesini ekmeğe sürerken yavaş olun. Patlayabilir. Köpekler ortalama 160 kelime öğrenebilir. Border Collie tarzı köpekler 200 kelimeden fazla öğrenebilir. Benim köpek ile her akşam okul dönüşü sohbet edebiliyoruz mesela. Ben onu okuma yazma öğretmeye de niyetliyim. Sevgili Ege, sana buradan kocaman teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine bize öğrettiğin güzel bilgiler için, ki öğrenmek gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar, ne var sırada biliyor musunuz? Göreviniz var ve bugünkü göreviniz biliyorsunuz ki çiçeklerle ilgili. O yüzden hadi siz de bana eşlik edin. 5'ten geriye doğru sayalım ve hep birlikte ekranda görevimizi görelim. 5, 4, 3, 2, 1. Görevin evdeki çiçekleri sulamak. Çünkü görevin bugünkü değil. Sadece bugüne özel bir çiçek yok çünkü evimizde. Çünkü eğer biz onlara iyi bakarsak gerçekten onlar uzun ömürlü oluyorlar. Bir günlük olmuyor. O yüzden de uzun ömürlü olmaları için biliyoruz ki çiçekleri sulamak çok önemli. Senin bugünkü görevin sevgili arkadaşım evindeki çiçekleri sulamak. Peki bunu nasıl yapabilirsin? Haydi Nora abla, bize ipuçları ver diyen arkadaşlarım için ipuçları geliyor. Bir kere öncelikle senin bir kaba ihtiyacın var. Çiçeğe su dökmek için, su taşımak için. Ve bu kap, bunun için ucundan rahat su dökülebilecek bir kap bulabilirsin. Böyle ağzı böyle hani normal bir bardak gibi değil, ama böyle bir şey dökmek için uygun olan, böyle ağza uygun olan kaplar var. Onları kullanabilirsin. Ya da yoksa evindeki bir kahve cezvesini bunun içinde kullanabilirsin. Çünkü kahve cezvelerinin ağzı tam olarak benim sana söylediğim gibi az önce. Çiçeğin toprağına suyu yavaşça dökebilirsin.
Eğer çok kuruysa daha fazla suyu hızla emecektir. Yani normal bir çiçeğe göre kurup içecek suyu daha hızlı ve daha fazla emer. Toprak suyu emmediği zaman artık durabilirsin. Çünkü bu şu demek, tamam yeter artık, daha fazla suya ihtiyacım yok. Çünkü eğer gereğinden fazla su koyarsan o zaman da çiçeği çürütebilirsin sevgili arkadaşım. Bir de eğer evde çiçek yoksa üzülme. Senin de yapabileceğin bir görev var ve şunu yapabilirsin o zaman. Evde elinde bir kağıt, bir kalem varsa bir çiçek resmi çizebilirsin ve bu çiçek resmini birine hediye edebilirsin. İşte bugünkü görevin bu sevgili arkadaşım. Hadi bakalım, senin görevini hatta şimdiden bile yapmaya gönderiyorum. Ve bu sırada da Kumdaki Hikayeleri izlemeyi unutma. Kumdaki Hikayelerden sonra zaten biz de burada şaşırtan bilgilerle seni şaşırtacağız. Çevremizdeki bütün güzellikleri ve her şeyi Tanrı yarattı. Yeri ve göğü yarattı. Denizleri ve nehirleri de. Güneşi ve ayı yarattı ve bütün yıldızları. Tanrı bitkileri, ağaçları ve güzel çiçekleri bizim için yarattı. Yeryüzünü tamamen yarattıktan sonra Tanrı sudaki hayvanları yaratmaya başladı. Ve gökteki kuşları. Son günde yerdeki hayvanları yarattı. Her şey yaratıldıktan sonra Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve ona yaşam nefesi verdi. Adem Tanrı'nın yarattığı ilk insan oldu. Tanrı Adem'i yarattıktan bir süre sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona uygun bir yardımcı yaratacağım dedi. Ve Tanrı Adem'i derin bir uykuya yatırdı. Adem'in kaburgalarından birini alarak Havva'yı yarattı. Ve ikisi de Aden cennetinde mutluluk içinde yaşadılar. Tanrı onlara seslenerek iyi ile kötüyü bilme ağacından yememelerini, eğer yerlerse öleceklerini söyledi. Fakat bir gün yılan Havva'ya gelerek, "Gerçekten Tanrı bu cennet ağaçlarından yememenizi mi istedi?" diye sordu. Havva yılana, "Tanrı bize cennetteki her ağaçtan meyve yiyebileceğimizi, sadece iyi ile kötüyü bilme ağacından yemememizi, eğer yersek öleceğimizi söyledi." dedi. Yılan dönüp Havva'ya şöyle dedi, "Hayır, ölmezsiniz. Bu meyveden yerseniz siz de bu ağaç gibi iyi ve kötüyü öğrenmiş olursunuz." diyerek Havva'yı kandırdı. Havva elini uzatıp meyveyi aldı ve ısırdı. Ayrıca Adem'i de ikna ederek yemesini sağladı. Bir anda Adem ve Havva kendilerinin çıplak olduklarını fark etti. Ve telaşla gidip incir yapraklarıyla örtünerek ağaçların arkasına saklandılar. Daha sonra Tanrı Adem'e seslendi. "Neredesin?" Adem şöyle cevap verdi. "Sesini duydum ama korktum. Çünkü çıplağım." dedi. Tanrı Adem'e sordu. "Çıplak olduğunu kim sana söyledi? Sen size yasakladığım ağaçtan meyve yedin." Adem utanarak, "Aslında Havva beni yemem için ikna etti. Havva da kendini savunmak için, aslında yılan beni bu ağaçtan yemem için kandırdı." dedi. Tanrı bunun üzerine yılanı lanetledi ve ömür boyu karnı üzerinde sürünerek yaşamasını emretti. Havva'ya üzüntü ve acı duygularını verdi. Adem'in de bundan sonra zorluklar içinde çalışarak yaşamayı öğrenmesini istedi.
Daha sonra Tanrı, Adem ve Havva'yı cennetten kovdu. Meleklerini de koruyucu olarak cennette bıraktı. Adem ve Havva cennetten kovulduktan sonra yeni hayatlarına başlamak için yeryüzüne indiler. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun, iblise karşı direnin, sizden kaçacaktır. Yakup'un Mektubu 4. bölüm 7. ayet. Şaşırtan Bilgiler bölümüne hoş geldin. Bugün senin için bir sorumuz var ve birlikte şaşırarak bu soruyu cevaplayacağız. Ben senden önce araştırdım ve çok heyecanlıyım bu bilgiyi seninle paylaşmak için. Bugünkü hem sorumuz çok komik hem de göreceğimiz görüntüler çok komik. Sorumu hem ben şimdi sana söyleyeceğim, sen de birazdan zaten ekranda göreceksin ve ardından güzel bir video izleyeceksin. Bugünkü sorumuz arkadaşlar, güvercinler yürürken neden başları öne arkaya doğru sallanır ki? Aslında dikkat ettiyseniz bu zamana kadar gerçekten de kuşlar böyle, güvercinler böyle böyle kafaları öne arkaya giderek o şekilde yürüyorlar. Ve ben hep bunun sebebinin neden olduğunu merak etmişimdir. Bugün seninle birlikte onu öğreneceğiz. Haydi bakalım sorumuzu şöyle güzelce bir ekranda görelim. Sonra güzel bir video izleyelim. Ardından da birlikte sorumuzu yanıtlayalım. Sevgili arkadaşım, bu izlediğimiz güzel videodan sonra artık cevabımızı öğrenmenin zamanı geldi. Acaba güvercinler neden böyle başlarını öne arkaya yaparak yürüyorlar? Acaba dengede mi duramıyorlar ya da boyunları mı ağrıyor? Haydi bakalım bunun gerçek sebebini şimdi birlikte öğrenelim. Çok şaşıracaksın. Güvercinler yürürken başlarını geriye çekme refleksi gösterirler. Bunu biliyoruz ama bu bir refleksmiş aslında. Yoksa eğer bunu yapmazlarsa her şeyi bulanık görürlermiş. Güvercinler yürürken başları garip bir şekilde öne arkaya doğru sallanır. Çünkü ancak bu şekilde düzgün görebilirler. Kendisi ilerlerken başını geriye çekince kafasını sabitleyip bulanıklaşmanın önüne geçiyorlar güvercinler. Ve ancak o zaman çevrelerindeki nesneleri net görebiliyorlar. Yani aslında kendileri yürürken kafalarını ancak geri çektiklerinde etraflarını net görebiliyorlarmış. Tersine ilerlerken başını ileri itince de geri çektiği ana kadar tekrar bulanık görüyorlarmış. Yani aslında kafaları normal bizim gibi önde, yani ileride olduğu zamanlarda onlar aslında her şeyi bulanık görüyorlarmış. Yani mesela arkadaşlarını belki de tanımıyorlar ya da biz onlara yaklaşırken bizleri bulanık görüyorlarmış. İşte bu yüzden en azından sürekli bulanık görmektense başlarını arada bir geriye çekerek yarı zamanlı olarak net görüyorlarmış. Bu da güvercinleri sürekli bir şeyleri çarpmaktan alıkoyuyor. Bence bunu yapmaya devam etsinler. Çünkü zaten bunu yaptıkları durumda bile ancak yarı zamanlı olarak net görebiliyorlar. Sevgili güvercin arkadaşlarım, sizler için gerçekten çok üzüldüm. Ama siz üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü zaten onlar böyle yaşamaya alışmış durumdalar. Evet, şimdi haydi gidelim hayvanlardan bahsetmişken bizim o en sevdiğimiz cici hayvanların yanına gidelim. Yani Mevizi bizi bekler. Sos mu?
Nasıl yazıyor? Paracalo, ohi, odoya, kalimera, fitino, atino. Şimdi anladım. Pavlus'un Yunanistan durağı sebebiyle Yunanca kelimeler sayıyorsun ha? Yunanistan durağı. Bir sonraki istasyon Selanik. Pamfilya, Bitinya bölgesine aktarma yapacak öğrencilerimiz bu durakta inebilirler. Şakasını yaptığına göre iyice öğrenmişsin bu yolculukları Zi. Bir konu hakkında tatlıca espri yapabiliyorsan o konuyu iyi biliyorsun demektir. Grekçem nasıl ama? Yani bak bir şeyi tam doğru bilmiyor olabilirsin. Ben mümkün değil. Nedir o? Grekçe dedin. Aslında Grekçe Türkçemizde daha çok eski Yunanca'yı, antik Grekçe'yi tarif eden bir kavram. Yunanca ise az önce kelimelerini saydığım bir dil. Tamam, anladım. Hiç karışmaz artık birbirine. Olur mu? Bir üçüncü daha var. Hayda, debriyaj gibi ya. Olmaz, üçüncüyle kafam karışır. Yok yok yok, asla karışmaz kardeşim. Bir de Rumca var. Rumca da kökünü Yunan dilinden alan ve esasen Türkiye'de yaşayan Rum vatandaşların konuştuğu bir dil. Ben böyle konuşsam anlamazlar mı şimdi? Yani neredeyse benzer, yakın ya da aynı birçok kelime var. Elbette ki anlaşılır. Ama bu kelimelerle 2000 yıl önce Atina'da pek sevimli görünmezdi. Antik Yunanca ile antik Grekçe ile günümüz dili bir hayli farklı. Asıl konumuzdan önce güzel bir giriş oldu. O zaman Yunanistan'dan devam edelim. Peki. Nerede kameram? Evet. Elçi Pavlus Yunanistan'da 3 ay kaldı. Amacı gemiyle buradan Suriye'ye geçmekti. Fakat tam bu sırada Yahudilerin kendisine bir tuzak kurduğunu öğrendi. Bu nedenle yolculuğuna Makedonya üzerinden devam etme kararı aldı. Remolam doydete ovde izvinite blagodaram gospodin priyotno. Hayda. Şimdi de Makedonca kelimeler sıralıyorsun. Süper, sökmüşüm hemen değil mi? Sevgili kardeşim Zi, ezberden karışık kelimeler saçmış olmak o dili öğrenmek değildir. Bir dili öğrenmek güzel bir şey. Ama her değerli şeyde olduğu gibi yaşamına alman ve ona vaktini ayırıp bol bol çalışman gerekir. Oh doğru. Yoksa putperestler gibi pıtır pıtır tekrarlama, papağanlama olur değil mi? Tabii ki. Bir dakika. Ne yapıyorsun sen? Kimi arıyorsun? Telefon. Oh sevgili dostum Papagonos, ne haber? Ben de iyiyim. İyiyim. İyiyim dedim ya. Az önce pıtır pıtır tekrarlama deyip papağanlama diye bir terim uydurarak seni biraz rencide etmiş olabilirim. Özür dilemek istedim. Ya sanki arkandan konuşmak gibi oldu. Az önce diyorum. Ya tamam, aynı şeyi söyleme sürekli, anladım. Öf ya, sonra ararım seni, tamam. Zi, bittiyse devam edelim mi Zi? Ödelim mi? Evet, neredeydi kameram? Evet. Tuzak sebebiyle Makedonya üzerinden gitmeye karar verilmişti. Elçi Pavlus ve beraberindekiler Troas'a gitmek üzere önce Filipi'ye gittiler. Buradan gemiye binerek 5 günlük bir gemi yolculuğundan sonra Troas'a vardılar. Troas'ta bir hafta boyunca kaldılar. Ne beklediğimi biliyorsun. Evet, genç kardeşlerimiz bu yerleri şimdi çok daha iyi öğrenecekler. Makedonya, Avrupa'nın güney kısımlarında yer alan Balkanlar bölgesinin bir ülkesi. Yunanistan ile komşu, başkenti Üsküp. Sınırları içerisinde çok meşhur Ohri Gölü bulunuyor. Peki ya Troas? Troas ise günümüzde Ezine'de bulunan antik bir kent. Tam ismi Alexandria Troas. Filipi ise Doğu Makedonya'nın Edonis adlı bölgesinde yer alan bir antik kenti. Günümüzde kurabiyesiyle çok meşhur olan Kavala'ya yakındır. Ege Denizi'nin kıyı bölgesinde yer alır. O zaman bilmece giriyor. He, bilmece? Evet. Filipi'yi geçtim, Kavala'ya vardım, kurabiyeleri yükledim. 5 gün boyunca gemide yedim. Ege'de yüzdüm. Bozcaada'yı geçtim, güneye indim, Troas'a geldim. Ben kimim? Bu sensin Zi. Evet. Biraz basit bir bilmece oldu tabii. Sen devam et lütfen. Peki. Pavlus, Troas'ta geceler boyunca uzun uzun konuşmalar yaptı. Silas, Luka ve diğer öğrenciler Pavlus'un yönlendirmesiyle Assos'a gittiler. Pavlus da karayoluyla ilerleyip onlarla buluştu. Tekrar denize açılarak Midilli, Sakız Adası, Sisam'dan geçerek Miletos'a vardılar.
Elçi Paulus, Efesos'ta bulunan öğrencilerine haber saldı ve onlara uzun bir veda konuşması yaptı. Uzun konuşmasını Rab İsa Mesih'in bir sözüyle sonlandırdı. Vermek, almaktan daha üstün mutluluktur. Öğrencileri Paulus'a sarıldılar ve ona minnettarlıklarını bildirdiler. Paulus'un ayrılacağı gemiye kadar ona eşlik ettiler. Paulus'u bir daha görmeyeceklerdi. Zi. Çok duygulandım ben. Bu sebeple bu kadar çok yeri de iyice unuttum. Yer isimlerini tekrar sayar mısın? Peki. Çok yer var aslında, haklısın. Sayıyorum. Asos, Midilli, Sakız Adası, Sisam ve Miletos. Güzel. Bu yerleri sonraki bölümde konuşalım, olur mu? Her bölüm ekran başında ağlamak istemiyorum. Ağlak koyun olmak istemiyorum. Ya rica ederim Zihni, duygusal kardeşim benim. Ben yer isimlerini kameraya doğru tekrar sayayım da sonraki bölüme kadar kardeşlerimiz buraları araştırsınlar, olur mu? Olur olur, bir şey sorma bana artık. Görmüyor musun, çok duygusallaştım ama. Tamam tamam. Evet, nerede kameram? Genç kardeşler, araştırmanız için yer isimlerini bir daha sayıyorum. Asos, Midilli, Sakız Adası, Sisam ve Miletos. Size iyi araştırmalar şimdiden. Görüşürüz. Bitti mi bölüm? Çıktık mı yayında? Bitti bitti. Ay, ağlama. Evet sevgili arkadaşım, Tanrı'nın Sözü bölümüne hoş geldin. Bugün seninle dün başladığımız bir hikayenin devamını getireceğiz. Çünkü çok merak ettiğin bir yerde hikayeyi bitirmiştim. Ve hikayemizin adı Tanrı Yardım Gönderirdi. Ki bu hikayenin ismi gerçekten çok güzel. Şunu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Neye ihtiyacınız olursa olsun, ne zaman ihtiyacınız olursa olsun, gece ya da gündüz ya da gün içinde hiç fark etmez. Tanrı her zaman bize yardım gönderir. Yardım göndermek için hazır. Bazen gözümüzle görmesek de hemen anlamasak bile Tanrı her zaman yardım göndermek için bizi hazır bir şekilde bekliyor. Şimdi en son nerede kalmıştık? Haydi şöyle kısaca bir göz atalım ve hikayemizin devamını getirelim. En son şöyle bir yerdeydik. İsa'nın gittiğini görmüşlerdi. Ama şimdi her zamankinden daha yakındı onlara. Kalplerinin içindeydi sanki. Bu sefer hiçbir şey onları ayıramayacaktı. İsa göğe yükselmişti, bunu biliyoruz. Gitmişti artık cennete, babasının yanına gitmişti. Ama yine de her zaman bizimle birlikte olacağını bize hissettiriyor, öyle değil mi? İsa her zaman orada olacaktı. Onlarla birlikte, o insanlarla birlikte. Onları sevecekti, onları zehirden, o korkunç yalandan ve kalplerindeki hastalıktan kurtaracak sözü fısıldadığını duyacaklardı. Tanrı'nın onlara verdiği harika söz, "Sen benim çocuğumsun, seni seviyorum. Nasıl ben sizi evim olarak görüyorsam, siz de beni eviniz olarak görün," demişti İsa. Gerçekten olabilir miydi? Cennet kalplerine gelmekteydi. Hemen panjurları açtılar. Kalplerine dolan sevgi gibi odayı da gün ışığı doldurdu. Küçük oda neşeli seslerle doldu. İnsanlar dans ediyor, şarkı söylüyor ve gülüyorlardı. Adeta çok farklı bir sevinç gelmişti onlara. Kapıyı açtılar ve sokaklara koşuştular. Sanki önceden korkan onlar değildi. Petrus herkesin duyabileceği şekilde yüksek sesle konuştu. İsa sizin için öldü, dedi. Çünkü sizi seviyor ve Tanrı onu yeniden yaşama döndürdü. Sizi kurtardı. Artık kurtuldunuz. İnsanlar durdu, dinledi. Duydukları kalplerinin içine girdi. Ve bizi hastalıktan iyileştiren bir ilaç gibi kalplerine işledi. Ölümcül bir zehrin panzehri gibi, bizi derin bir uykudan uyandıran bir öpücük gibi. Düşünebiliyor musunuz? Bizi bu kadar çok seven biri var ve asla bu sevgi son bulmayacak. Her zaman bizi sevmeye devam edecek. Artık Tanrı'dan kaçmayı bırakın, dedi Petrus. Bunun yerine ona doğru koşun ki sevsin ve özgür kılsın.
Sonra da Petrus onlara Tanrı'nın sevgisiyle ilgili müthiş öyküyü anlattı. Tanrı'nın asla durmayan, asla vazgeçmeyen, kırılmayan, sonsuz ve süresiz sevgisini, İsa'nın neden geldiğini onlara anlattı. Olanla biten her şeyi anlattı. Yeruşalim'e uzak ülkelerden gelmiş bir sürü insan vardı. Aynı dili konuşmuyorlardı. Ama Petrus'u dinledikçe herkes onun ne dediğini anlıyordu. Sanki kendi dillerini duyuyorlardı. Bence bunu Tanrı yapmıştı. O gün herkes aynı dilde birleşmişti. Normalde Fransızca, Türkçe, İngilizce konuşan insanlar hepsi tek bir dili anlıyorlardı o gün. Kesinlikle bunu Tanrı yapmıştı. Bir sürü insan inandı. İsa'nın yeni arkadaşları ve yardımcıları haline geldiler. İsa ile ilgili harika haber yayıldı. Ateşten saçılan kıvılcımlar gibi köylere, kasabalara ve kentlere. Her gün daha fazla insan inandı. Böylece Tanrı'nın çocuklarından oluşan aile, özel halkı büyüdü. Olanları izleyen bir adam vardı. Bütün bunlara bir son vereceğim, dedi Saul. Ama bu Tanrı'nın planıydı. Ve dünyadaki hiçbir şey onu durduramayacaktı. Orada kötü düşünceli bir adam olduğunu hissettim. Saul diye bir adam vardı. Ama bence ilerleyen hikayelerde onunla da ilgili yeni şeyler öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar sizleri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın, olur mu? Hoşça kalın.